Arkadaşlar bu videomuzda size detaylı mezgit takımının nasıl yapılacağını göstereceğiz. Kalınlıklar, iğneler hepsini detaylı bir şekilde bu videoda izleyebileceksiniz. 0.26 fluorokarbon bir misine tercih ettik. Mezgitlerin boyları şu boylarda olduğu için genelde şu sıralar. İki tip iğne getirdik. Evet, iki tip iğne getirdik. Şöyle önce şu kameraya göstereyim. Detay yaparken detaycılar zaten diğer taraftan görecekler. 3 iğne yapalım. Siz zaten istediğiniz gibi arttırabileceksiniz. Ve sahne akında. Kamera kayıtta. Köstek boyuna neye göre karar veriyoruz? Boylarını genelde meraya göre. Meranın derinliğine göre. Yani şöyle diyeyim, aslında kumlu alanda genelde daha uzun köstekler kullanırız. Rahat rahat geçsin diye. Rahat hareket edebilsin takım. Kayalık, mıcırlı alanlarda daha kısa köstekler kullanırız. Çünkü yemin kaybolmasını istemeyiz mıcır ve kayaların içinde. Aynen öyle. O yüzden kumlu alana göre. O tabii biraz 50 santime yakın oldu. 50 santime yakın. Tutalım şöyle uzun bir kum takım yapalım. Tamam. Aynen, zaten bu şöyle. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Şimdi bakın. Kamışın ucu bu parmağım. Kurşun da bu parmağım. Tamam mı? Arada da köstekler uzanıyor. Klasik yemli takım. Aslında birçok balıkta bunu kullanıyoruz. İğnenin ve misinanın boyutlarıyla oynayarak mezgite uyarlıyoruz bunu. İğneleri, yemleri taktık, attık, bekledik. Kıyıdan attığımızda da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da tekneye çıktınız. Aynı takımı tekneden salın, dikey çalıştırın. Hiçbir problem yok. Evet, detay kamerasında... Aynı bedenin üzerine 3 köstek yapalım. Aynen, aynen. 3 köstek. Beden köstek aynı kalınlık. Beden köstek aynı kalınlık. O zaman 3 metrelik bir... Yani 3,5 metre bir misina. Tamam. Kendimize uzatacağız. Beden boyunu da yine derinliğe göre belirliyoruz arkadaşlar. Beden dediğimiz kamıştan kurşuna uzanan kısım. Köstek dediğimiz iğnelerin bağlı olduğu yere doğru sarkan kısım. Şimdi çapan ileride nasıldır? 30-12, 25-12 gibi beden 30'dur. İğnenin bağlı olduğu köstek 10'dur, 12'dir gibi bir farklılık var ama yemli takımlarda o farklılığı yapmıyoruz. Yapabilirsiniz ama genelde direkt beden köstek aynı misinadan yapıyoruz. 3,5 metre bir beden kestik. 3,5 metre bir beden kestik. En alt kısmını ikiye katlayıp bir tane kasa düğümü atacağız ona. Evet, güzel. Bu düğümün adı kasa düğümü. Hemen geliyorum, kadraja geliyorum. Ya şunları al şuradan. Allah aşkına dağıttım ya. Sol üst köşede kasa düğümü detaylarını görebilirsin. Sağ üst. Size göre sağ, bana göre sol. Olsun, bize göre sağ. Ya işte köşede bir yerde alırsın onu. Ahmet gel gel al bunları buradan. Ben bunu 50 kere dökerim. Yine aynı yere koyacaksın, yapacak bir şey yok. Koy, almış gibi yaparsın. Tamam, bırak hadi bırak. Tamam. Kameraya salla. Şimdi kameraya salladın mı? Hayır. Ama olmaz. Adettendir. Adettendir. Keseriz. Keseriz. Neyi keseceğiz oğlum? Kesmeyelim, seni de tanısınlar. Tam böyle fenomen olma yolundasın. Bu arada kasa düğümü heba oldu. Bence anlatalım orayı. Yapılışını izlediler. Şimdi sesli bir betimleme yapalım şimdi üzerine. Kasa düğümü ikiye katlıyoruz mesela. Mesela evet. Sonra da bir tane ikili düğüm atıyoruz. Kör üzerine. Düğüm. Kör düğüm. Bir aynen kör öyle. Düğüm. Şöyle bir tane halka oluşuyor. Evet. Bunun bu kasa düğümü. Evet. Kasa düğümü bu. O halka da kasa. Daha sonra ters tarafına geliyoruz bunun. Aynı şekilde oraya da bir tane kasa düğümü. Yalnız daha küçüğünü atacağız. Bakın, şurada daha ufak. Beden iki kat yapıldı. Altına, üstüne kasa düğümü atıldı. Gördünüz. Neden? Şimdi göreceksiniz. Ufak olan klipsimize takılacak. Klipsimize. Olan çift kat olan. Çift kat olan da kurşunumuza, ağırlığımıza, iskandilimize takılacak olan kısım. Tekrardan klipsimize takacak olan kısma geldik. Oradan aşağı yukarı bir 50 santim. 50 santim misina. Burası çift kat şu anda. Şu anda çift kat. Evet. Olduğu halde. Tamam. 50 santim ölçtük. Buraya bir tane üçlü. Burada kadrajda mı? Buraya bir tane üçlü düğüm atacağız. Bunu sök tekrar abi, detayda gösterelim. Bu çok önemli bir düğüm. Bunu birçok kişi bilmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kösteği bedene düğümlüyor. Gerek yok. Şu taktikle eliniz alıştığında 1 dakika gibi bir sürede takım hazırlarsınız. Detay burada. Çakır 50 santim. Bir halka oluşturduk. Halkayı oluşturduk. İçinden 3 kere. Elin yapılış şeklini gördünüz değil mi arkadaşlar? Çok pratik aslında. Misinayı 3 kere içinden geçireceğiz. 2. Şu da 3. İyi mi görüntü? Çok güzel. Üçüncü ve sıkıyoruz. Düğümümüzü güzelce oturttuk. Diyecekler ki tabii köstek ki bunun neresinde? Geliyor.
Bu tekrardan, birinci köstek düğümümüz. Tekrardan belli santim. Evet. Uzattık mesinamızı. Aynı düğümü evet. Buraya da atıyoruz. Yine üç kez. Bir. Oradan güzel görünüyor mu o düğüm? Üçüncüde iyice şu bir. Tarafa dönüp yapalım, tamam mı? Ve üç. Ve sıkıyoruz yine. Tekrardan düğümümüzü. Yaslanma. Sıktık. Bu bir şey gidiyor. Ben mi yaslanıyorum? Adama yaslanma diyorum ya. Benim yaslanmamdan çıkıyormuş ses. Pardon. Üçüncü düğümü net gösterelim abi. Üçüncü elde. Yani şu şöyle yapmaya çalış. Güzel çıksın hepsi. Heh. Çok gelmiyor. Şu çizgiyi geçmiyoruz biliyorsun. Şurası bak şurası. Abi biraz daha bu tarafa şu. Lan şaka yapıyorum ya. Şu bir. O bir. Şunu bir iki yakalarsak. Ama gelişme var. Ellerdeki titreme bitti. Canlı yayın şeyi geçmiş yani. Şu iki. Normalde ben bunu ne yapıyorum? Kasa düğümlerinin bir tarafını bir yere takıyorum abi. Burada takabileceğimiz bir yeri yok maalesef. Abi şuraya takarız. He, takılır. Ahmet gel. Ahmet tutsun. Üçüncü düğümümüzü de şöyle sıktık. Sıktık. Güzelce düğümümüzü oturttuk. Şimdi geldik köstekleri ortaya çıkarma. Tutayım mı? Fokus fokus başlıyor. Şimdi ama bakın. Şöyle bir gösterelim takımın halini. Büyük kamera da görsün. Şu anda. Kaldır abi yukarıya. Orası burada. Klips. Klips. Geri gel biraz. Orası klips. Yani kamıştan o tarafa biraz. Evet. Kamıştan, kamışla bağladığımız yer. Buraya da kurşunu taktık. Gel burayı tut. Geniş açıda görünüyor değil mi net? Ben tutayım sen burada kes köstekleri. Sihir ortaya çıksın. Aşağı tut biraz sen. Sen kurşunsun. Kamış olan benim. Sen aşağıda duracaksın. Şimdi buradan şunu ikiye ayırdık. Şu düğümün hemen altından. Bu birinci köstek. Buna iğneyi bağladık mı? Köstek oluyor işte bu. Şuraya geleceğiz. Biraz gevşetelim mi? Adamı ayarıyor ki yaşı genç. Şuradan bir fokus fokusla hop. Üçüncü, ikinci köstek. Şurada da bir dört köstek çıkacak bundan. O bir tane serbest kalırsa tabii. Evet ben bunu dip balıklarında, mırmırda falan yaptım. Yani mırmıravında falan bırakıyorum. Şu üçüncü köstekimiz. Görünüyor değil mi üç köstekte? Bakın burada sallanıyor. Bunların ucuna iğneyi taktık. Böyle tutup hafiften gösterirsen daha iyi olur. Şöyle. Bu bir. Bu bir. Bu iki. Şuradaki. Şurada üç. Şuradaki serbest beden yapacaksak serbest bedene yarar. Yoksa yani kesiyoruz. Anlamı şu. Kurşunum orada da serbest dolaşan bir yemli takım olabilir ama biz ne dedik? Mezgiti atacağız şu anda. Kesiyoruz abi tamam. Mezgit için. İndir indir. Sen kaldırma oğlum. Sen hep indir. Allah Allah. Adam illa kaldıracak. Yaklaş gel biraz. Tamam bakın. Şöyle 6 numara mı kullansak 8 mi? Hiç fark etmez. İkisi de kullanılabilir. Balığın büyüklüğüne göre. Biz tutalım mı böyle yoksa orada mı düğümü de görmek isterler? Orada devam edelim. Abi o zaman şöyle getiriyoruz. Düğümün bağlanışını yani iğnenin bağlanışını da görsün arkadaşlar. Selamlar Obidaşlar. Şu an sizi backstage'e aldım. Akın abinin bağladığı iğneyi izlemeye devam edebilirsiniz. Size bir çekiliş konusundan bahsedeceğim. Şu an bu izlediğiniz video aslında çekilişin bir partı. Part 1. video 2-3 şeklinde seri halinde devam edecek ve her yaptığımız takımı son videodaki kullanıcıya hediye edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? 1. videoyu izlediniz, 2. videoyu izlediniz, 3. videoyu izlediniz veya izlemediniz. Biz ana video olarak bir video daha atacağız. Hem sohbet havasında aynı zamanda bu iğnelerin tekrardan içerikte yer aldığı bir video olacak. Biraz daha uzun olacak. O videonun açıklama kısmında çekiliş hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Videonun geldiğini ne zaman haberdar olacaksınız? Şu şekilde aslında. Şu şekilde aslında part 1, part 2, part 3 ve bla bla diye gideceğinden kaynaklı son videoda da zaten çekilişe özel diye bir başlık atarız. Bu şekilde de anlamış olursunuz ve direkt videoya girer izlersiniz.
Sonrasında açıklama kısmında detayları yerine getirdikten sonra çekilişe katılmış olursunuz. Çekilişi biz Instagram üzerinden açıklayacağız. Tekrardan oradaki detaylarda yer alıyor tüm bilgiler. Videoyu keyifle izlemeye devam edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esenlikle kalın. Attıktan düşün. Sonra. Evet. Misinomuz her zaman palanın ön kısmına. Ön kısmına doğru. Gelsin ki yakalama çok daha rahat olur. Şöyle inebilir. Devam ettik. Şu ikinci kestiğimiz. Üstelik balarını istediğimiz kadar kısaltabiliyoruz. Yok telefonla yazışıyorum diye. Sağ olsun takipçilerimize de cevap yazıyoruz arada. Bak yine geldi mesela çat çat. Bir arkadaşımız Bodrum'a Kofan avına gidiyor. Ona takımlar hazırladık. Daha doğrusu malzemelerini hazırladık. Tam takımları bağlıyorduk, vazgeçtik. Çünkü orada kendisi hazırlayacakmış. Onunla yazışıyoruz. Eksik bir şey kalmış. Ama iğne her türlü böyle bağlanıyor yani. Şöyle göstereyim. İkinciyi mi bağladın? Şu ikinci. Şimdi üçüncüyü de bağlıyoruz. Çekilişte insanlar dandik misine dandik iğne kullandığımızı zannetmesin. Onu da gösterelim arkadaşlar. Biz yani video çekimlerinde bile kesinlikle kötü ekipmanlar kullanmıyoruz. Asso'nun florakarbon misinasıyla yapılmış bir takımdır bu. Yani hediye alacak kişi gönül rahatlığıyla kullanabilir. Takımı tekrar gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi takımımız bitti. Nasıl bir anda sesim mesim değişiyor? Sen de bunlara alış artık ya. Tamam abi. Ha? Böyle işte. Ha? Ben gene kamış mı olayım? Yok, sen klips ol. Klips mi olayım? Ben de kamış mı olayım? Fırlandı kim abi? Ahmet ne olacak? Fırlandı. Ahmet abi orada. Ben birazdan iğneleriyim. Ahmet de balık olacakmış. Arkadaşlar. Mevzumuz bu. Görünüyor mu net? Güzel bir takım. Bakın şu belli mi şu açı? Şimdi bakın oradan kamışa takmayacaksınız. Şu açıyı görüyor musunuz? Yukarıdan geliyor. Abi şöyle arkası açı renkli olduğundan gözükmüyor fakat önüne şimdi böyle denk getirirsen. Gelsene siyahlı. Evet evet, senin üstüne denk gelirse balıksın zaten. Dur lan takılırsın. Sırtını dön. Abi biraz sırtını şöyle dönmesin ya bence. Böyle. Bence de. Çok net gözüküyor da önünü dön oğlum. Bak Ahmet'i şu anda fon olarak kullanıyoruz. Şu açı var ya arkadaşlar, şu açı. Yani buraya kurşun takamazsınız. Kurşun orada olmak zorunda. Kurşun yerde durur. Şu açıyla duracak ki dolanma karışma olmasın. İndirdim. Daha mı indireyim? Sen de indir kurşun. Açıyı göstermek bak, için. Bak açı şurada arkadaşlar, görüyor musunuz? Yani bu böyle sizin normalde klasik bağladığınız gibi durmuyor. Sen niye yiyorsun? Biz zaten bunu senin ortana getirmeye çalışıyoruz. Ahmet bizim
medarı iftiharımız, bizim mağazamızın gülme ya ciddi söylüyorum. Bütün tertip düzen, bütün tertip düzen ondan sorulur. Çok masum duruyorsun abi. Hadi bakalım tamam. İğneye takılmadan geç. Takım da bu şekilde. Bunu saralım. Herkese rast gelsin diyoruz. Herkese rast gelsin. Videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı unutabilirsiniz ama sorularınız varsa yazın. Ne takımları görmek istiyorsunuz onları yazın bunun altına. Zaten detayları videonun başında söyledik. Hepinize rast gelsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.